merhaba. Yeni bir medya haberde gündem programıyla karşınızdayız. Türkiye'deki hem devletten kaynaklanan hem de insanın duyarsızlığından kaynaklanan doğal felaketleri konuşacağız. Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin bir şekilde tüm dünyaya emen olmasıyla birlikte dünyanın neredeyse her tarafında doğal felaketler yaşanmaya başladı. Ama Türkiye'de ve Kürdistan'da bu doğal felaketler biraz da iktidarların, rejimlerin tutumu nedeniyle katlanarak artıyor. Üç değerli konuğumuz olacak. Değerli konuklarımızla bunları konuşacağız. Murat Çepni, HDP İzmir Milletvekili. Diğer taraftan Abdülvahap Işıklı birazdan aramızda olacak. Küçük bir teknik sorun yaşadı Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden. Onunla da konuşacağız. Ve Cemil Aksu hem HDK Ekoloji Komisyonu üyesi hem Polen Ekoloji'nin de yazarlarından. Ben şu an her iki konuğuma da hoş geldiniz diyeyim. Birazdan umarım Abdülvahap da çok rahat bir şekilde aramıza katılır. Teknik sorunları aşarız. Direkt hemen sizden de başlayalım Cemil Hocam. Doğrusu bir girizgah da yapalım istiyorum. Yani doğal felaketler, çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili yaşananlar neredeyse tüm dünyanın gündeminde. Yani Madagaskar'da 4 yıldır tek damla yağmur yağmamış okyanusun ortasındaki bir ada. Buzullar eriyor, her tarafta seller almış başını götürüyor, yangınlar hakeza benzeri bir şekilde. Nedir bu felaketlerin böyle peş peşe üst üste yaşanması? Bunu gerçekten sadece birilerinin dediği gibi Allah'ın takdirine bilmem işte kadere bağlamak mı gerekiyor, öyle mi diyor, öyle diyorlar da yani işin aslı ne, ona biraz bakalım istiyorum. Buyurun. Merhabalar. Böyle bir etkinliğe program davetiniz için çok teşekkür ediyorum ben öncelikle. Rica ederim. Belki soruyu şöyle revize etmek gerekiyor. Doğa olayları neden toplumsal bir felaketle sonuçlanıyor? Çünkü gerçekten esas cevaplanması gereken konu bu. Çünkü insanlık tarihi boyunca, doğa tarihi boyunca birçok doğa olayları yaşanıyor ve bunlar her zaman toplumsal bir felakete neden olmuyor. Ama son 50-60 yıldır dünyada doğal olaylardan kaynaklanan felaketler astronomik oranlarda artmış durumda ve artmaya da devam ediyor. Kuşkusuz insanlık tarihinde birçok kıtlık oldu, kuraklık oldu, sel felaketleri oldu. Ama burada bu kadar gelişmişliğe rağmen, bu kadar teknolojik gelişmeye, bilimsel gelişmeye rağmen halen bu felaketlerin yaşanmasının nedenini araştırmak lazım. Evet, sizin verdiğiniz Madagaskar örneği trajik bir örnektir ve muhtemelen iklim krizi sonucunda ilk yok olacak ülkelerden biri, adalardan biri Madagaskar olacak. Yani iki türlü yok olacak. Bir kısmı büyük oranda su altında kalacak ve diğer kısmı da kuraklıktan dolayı insansızlaşacak, çoraklaşacak ve sadece insansızlaşmakla kalmayacak. Orada yaşayan daha birçok canlı türü de ya yok olmak zorunda kalacak vesaire. Dünyada bugün ekolojik gündemde en çok öne çıkan mesele iklim krizi, küresel ısınma sorunu. Aslında bu da insanlık tarihinin son 200 yılında yaşanan toplumsal gelişmeyle doğrudan bağlantılı bir şey. Zaten hem Birleşmiş Milletler İklim Çalışma Grubu'nun açıkladığı raporlar hem de bu alanda çalışan bilim insanlarının açıkladığı raporlarda çıkarılan grafiklerde 1900'lerin 1800'lerin başına kadar düz bir seyir izleyen iklim grafiğinin son 200 yılda sürekli yukarı doğru tırmanan ve çok hızlı dik çizgilerle tırmanan bir seyir izlediğini görüyoruz. Ve bu iklimdeki bu değişikliğin de aslında insanlığın son bu 200 yılında damgasını vuran kapitalist üretim tarzıyla, kapitalist üretimin gelişmesiyle de bağlantılı olduğunu görüyoruz. Dünyada sadece son yılları sayarsak bile son bütün yıllar
ardı ardına insanlık tarihi boyunca iklim kayıtlarının tutulduğu en sıcak yıllar olarak geçiyor. Ardı ardına her yıl sıcaklık rekoru kırıyoruz ve aynı zamanda her yıl dünyayı mevcut üretimin sürdürülebilirliği açısından da daha büyük bir dünyaya, 1,5 dünya, 2,5 dünyaya ihtiyaç duyulan bir üretim düzeyinde seyreden bir gelişme var. Kuşkusuz burada şöyle bir felaketle karşı karşıyayız. Aslında iklim krizi dediğimiz zaman, ekolojik krizi dediğimiz zaman sadece sel felaketi, kuraklık, hortumlar ve benzeri iklimsel ya da doğal olayları düşünmemek lazım. Kuraklıktan dolayı açlık, gıda krizi, su krizi ve bütün bunlara sonucu olarak mülteci krizi, insanların kendi doğduğu yerlerde yaşamını sürdüremezliğinden dolayı kaynaklanan mülteci iklim göçleri. Dolayısıyla yaşadığımız felaketi iki türlü görmek lazım. Evet, bir doğada işte buzullardaki küresel ısınmadan dolayı buzullardaki erime, okyanuslardaki kirlenme ve okyanustaki seviyelerin yükselmesi, dünyadaki canlı yaşam açısından çok temel olan sıcak ve soğuk su akıntılarındaki değişiklik ve bunlara neden olduğu aşırı iklim olayları, son dönemde Türkiye'de yaşadığımız kuraklık, kıştan beri yaşadığımız kuraklık da bununla bağlantılı bir şey. Ve örneğin mega orman yangınları, hatırlarsınız 2 yıl önce Avustralya'da tam 7 ay sürmüştü yangınlar. Sibirya'da halen sürüyor. Son geçen ayda da biz Antalya'da, Antalya-Muğla bölgesinde yaşadık. Dolayısıyla hem küresel olarak biz iklim krizini ve onun neden olduğu felaketleri yaşıyoruz. Hem de Türkiye'de bunun son derece trajik sonuçlarını görüyoruz. Peki, Türkiye'yi de ayrıntılarla konuşacağız elbet. Vahap Hocam, siz de hoş geldiniz. Aslında biraz dünya genelindeki ekolojik yaşanılırlıklardan, artık ben de tabii bu literatüre tam hakim olamadığım için doğrusu nasıl soracağımı da bilmiyorum, sizler kadar yakından takip etmediğim için. Ya da sizler bu konuda cidden uzmansınız. Nedir bu felaketler dünyada böyle her yıl katlanarak, peş peşe artarak geliyor ve görünen o, çok ciddi önlemler de alınmıyor. Yani dünyayı böyle bir risk altına sokan nedenler sadece kapitalizm diyerek tarif edebileceğimiz sistemle açıklanabilir mi? Biraz da sizden dinleyelim bu felaketlerin nedenlerini ve geleceğimiz üzerindeki tehditlerini. Yani aslında biz ne kadar literatüre hakim tartışılır bu noktada. Çünkü böyle bir mesele var yani. Her doğa olmayı ve her gün gördüklerimiz daha çok şey bize gösteriyor. Ve aslında hala doğayı anlamadığımızı, aslında hiçbir şeyi anlamadığımızı diyoruz ki toplumsal ekolojinin paradigma açısından böyle Moray Bokci'nin söylediği bir şey vardı. Aslında bizim anlama düzeyimiz dünyadaki bilmelere ve doğadaki bilmelere oranla %0-6'lık bir oranın hala farkındayız. Halbuki çoğumuz literatüre hakim değiliz. Fakat buna ek olarak şunu söyleyebilmek lazım. Aslında bir günah keçisi de belirlenmiş bir arada. Yani böyle her şeyi bazen çok sistemseldir deyip içinden çıkmak da biraz çok meseleyi çözümlemiyor aslında. Biraz bunu da görebilmek lazım. Ve böyle bir sakız çiğner gibi de hep bunu dile getirmek çok da şey değil. Yani bunu söyleyebilmek lazım. Evet, sorunumuz aslında sistemsel, doğrudur. Ve aslında bir kapitalizm modernite meselesinden çekiyoruz. Ve bunun ayakları meselesinden çekiyoruz. Bugün dünyanın her tarafında aslında var olan bir iklim krizi meselesinden bahsediyor. Cemil arkadaş bunu biraz güzel açtı aslında verdiği örneklemelerde. Fakat şunu görebilmek lazım. Her iklim krizi ve var olan felaketlerin kendisiyle beraber felaketler yaratacak noktada. Ve bugün dünyanın kendisi bir koronavirüs belasıyla bile karşı karşıya ise bunun yaratıcısı olan bir sistem meselesi var. Ve sistemin tükenilmişliği meselesi var, çaresizliği meselesi var. Halklara ve insanlara veremeyeceği
bir gerçeklik var. Yani bir çözüm olamayışı var. Bugün iklim krizi meselesinde de öyle ki bunun kapitalist modernitenin ayakları açısından da bu böyle. Sadece kapitalizmin ayakları açısından değil ki bir endüstriyalizm olgusu var ve bugün dünyayı en çok yok eden ve tükenişe doğru götüren bir gerçeklik. Bununla beraber bugün bölgesel açıdan bakarsak, biraz bulunduğumuz coğrafya Kürdistan açısından da Orta Doğu eksenli bakarsak bunun ulus devlet ayağı da var. Halbuki hepsi aslında sistemin o yarattığı krizin aslında ortakları ve halbuki gerçekten çözümsel yaklaşabilirler mi veya çözüm yaratabilirler mi noktasında pek de emin değiliz de aslında umutvari de değiliz. Zira bir Paris İklim Anlaşması meselesi var. Maddeleri ne kadar da tatminkar olmasa düşünün ki bazı liderler Türkiye gibi ülkeler ve bazı belki üçüncü dünya ülkeleri aslında bir nevi biraz bunu var olan siyasi literatürden öte söylüyorum. Hala bu anlaşmada bile yer almış değiller. Ve buna karşın büyük kapitalist devletler açısından bakarsak, biraz emperyal güçler mesela Amerika veya İngiltere gibi güçler açısından bakarsak, bunlar da mesela buna karşın iklim krizine karşın bazı şeyler evet öne sürüyorlar. Fakat onlar da yeni yeşil bir düzenden bahsediyorlar. Aslında mesele burada kendini biraz ele veriyor. Yani sonuç şudur. Biz aslında evet bunun önünde durmak istiyoruz gibisinden bir böyle bir algı yaratılmak isteniyor. Ama öte taraftan endüstriyalizmden de vazgeçmeyeceğiz. Neoliberal politikalarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Bununla beraber dünyayı kasıp kavuran bu sömürüden de vazgeçmeyeceğiz. Bunun için yeşil düzen diye bir mesele de ortaya atıldı. Bugün Türkiye'nin kendisinde de böyle bir mesele var. Her ülke kendi açısından sanki bir yeşilciymiş gibisinden ya da çevreciymiş gibisinden bir mantıkla ele alınıyor. Fakat baktığımız zaman politikalar bu meselenin ya da söylediklerinin tam tersi minvalinde ilerlediğini açıkça gösteriyor. Fakat sonuç olarak bakmak lazım. Bugün bu sonuçtan ve sonuçlardan etkilenecek olan yine yoksul halkların kendisi. Ve hele ki dünya üzerinde statüsü kalmış halkların kendisi. Bugün Orta Doğu'da şunu söyleyebilmek lazım. Var olan orman yangınlarına baktığımız zaman halkın gerçekten iktidar zemininde baktığımız zaman bir çözüm olamayışları bunun en ufak örneği. Birkaç gün öncesinde Türkiye'nin her tarafında yaşanan sellerden sonra var olan ayrımcılık şey meselesinden de biraz bahsedersek düşünün ki var olan bir kararname çıkartılmış. Bütün sel olan alanlarda kısmi olarak da bir yardım meselesinden bahsediyor. Fakat Van Başkale yok mesela. Yani halbuki gerçekten politikalar olarak baktığımız zaman ne kadar çözümsel olabilirler tartışılır. Peki. Murat Hocam sizinle devam edelim istiyorum. Elbette siyasi kimliğiniz var ama diğer taraftan çevreyle de çok yakından ilgilisiniz. Aynı zamanda meclis çalışmalarında da bu faaliyetleri sürdürüyorsunuz ama Türkiye boyutuna gelmeden önce doğrusu dünya genelinde yaşanan bu felaketlerle ilgili sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Çünkü son yıllarda katlanarak artan tablo her yıl çok yeni ve daha yaygın felaketleri insanlığın karşısına çıkarıyor ve bu çok ciddi risklerin de önümüzdeki çok kısa yıllar içerisinde daha büyük olumsuzluklara yol açacağının da göstergesi. Gerçekten kapitalizm bu kadar mı barbar, kendi sonunu da getirecek bu tabloyu görmüyor mu? Nedir bu durum? Evet, ben de tüm arkadaşları selamlıyorum, izleyicilerimizi de selamlıyorum. Şimdi ne yaşadığımıza ilişkin başta bilim insanlarının çok net belirlemeleri var. Yani ne yaşadığımız konusunda herhangi bir belirsizlik yok. Fakat yaşadıklarımızın temel sorumlusunun kim olduğu ve buna karşı nasıl mücadele edileceği konusunda tartışmalar hala sürüyor. Dünya insanlığın yapıp ettiklerinden kaynaklı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Fakat insanlık derken burada bir şeyin altını çizmek lazım. Bu sizin, benim, bireylerin evlerinde, sokaklarında bireysel tüketiminden kaynaklı yaşanan bir sorun değil. Doğrudan kapitalist şirketlerin, kapitalist sermayenin sanayileşmenin yarattığı sonuçlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iklim krizinin yaşanan ekolojik yıkımların sorumlusunun doğrudan hocam, bu kapitalist devletler. Özellikle bu ikisini kıyaslar mısınız? Bireysel tüketimin ve
kapitalist sanayileşmenin yarattığı sonuçlar açısından önemli bir noktaya değindiğiniz için araya girdim, kusura bakmayın. Yani ama öyle tek cümleyle geçiştirmeyin diye. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela müsilaj meselesi yaşandı Türkiye'de, Marmara bölgesinde. Marmara Denizi'nin etrafında binlerce işletme var. Ve 20 milyona yakın da insan yaşıyor o çevrede. Şimdi bu müsilajın doğrudan sorumlusu o şirketlerin kontrolsüz bir biçimde, fabrikaların kontrolsüz bir biçimde zehirlerini, atıklarını o Marmara Denizi'ne atmasından kaynaklandı. Esas sebeplerinden bir tanesi bu. Başka sebepleri de var ama. Şimdi dolayısıyla yani bir tane fabrikanın, bir tane şirketin yarattığı tahribatı siz bütün bir kentin insanları yaratamayabilirler. Böylesine bir eşitsizlik var ortada. Fakat bunu bize şöyle anlatıyorlar. Evinizde musluğunuzu, suyunu kapatın, sokağa şu izbariti atmayın ve benzeri gibi. Yani sanki sorumlu kişiler bireylermiş gibi burada tabii ki şirketlerin ve fabrikaların sermayenin rolünü sıradanlaştıran, hatta görünmez kılan bir, aynı zamanda bir siyasal saldırı da var. Yani dolayısıyla komplike bir durumla karşı karşıyayız. Yani şimdi dünyamız gerçek anlamda bir yok oluşla karşı karşıya. Bu konuda herkes her şeyi biliyor. Yani bu konuda küresel iklim krizinin 1,5-2 derecede sabitlenememesi koşullarında 2050 yılında tümden fosil yakıtların ortadan kaldırılamadığı koşullarda dünyanın yok oluşa doğru gideceği herkes tarafından kabul ediliyor. Fakat buna karşı nasıl mücadele edileceği meselesi tartışmalı. Şimdi dünya ülkeleri, diyelim ki Avrupa açısından söylersek, büyük bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Yani bunlar diyelim ki kendi cephelerinden bir yeşil ekonomi edebiyatı kuruyorlar. Ama aynı zamanda kapitalizm bütün zehiri ve bütün kiri gelişmekte olan ülkelere paslıyor. Örneğin diyelim ki İngiltere, düşünün, binlerce ton çöpü Türkiye'ye gönderiyor. Mesela Avrupa kendisi sökümünü yasakladığı asbestli gemileri, yani zehirli, kanserojen asbestli gemileri Türkiye gibi, Hindistan gibi, Bangladeş gibi ülkelerde sökülümünü sağlıyor. Yani böylesine bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi sözüm ona, Avrupa ülkeleri bunlar bir dizi tartışma yürütüyorlar, toplantılar yapıyorlar ve kendi cephelerinde yeşil bir ekonomiyi inşa etme propagandası yapıyorlar. Ama fiiliyatta kapitalizmin politikası bu. Yani ekolojik yıkımı, ekolojik politikaları biz kapitalizmin şu anda içinde bulunduğu bir varoluşsal krizden bağımsız ele alamıyoruz. Yani kapitalizm bugün doğa talanı yıkımı ve emeğin en vahşice sömürüsü üzerinden kendisini var edebiliyor bugün. Bunun başka hiçbir yolu ve yöntemi kalmadı. Yani artık kapitalizm kimi sosyal refah diyelim ki açılımlarıyla, kimi tavizlerle ayakta kalma marjını tümden yitirmiş durumda. Çıplak bir şiddet, işgal, savaş, sömürü üzerinden kendisini var etmekten başka hiçbir şansı kalmamış durumda. Dolayısıyla dünyanın yaşadığı yıkımın sorumluları mümkünse sorumluluğu başkalarının üzerine atarak ortadan bir biçimde rol almaktan rol almadıklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Durum bu anlamda gerçekten çok politik bir durum. Çok yani ciddi. Ekoloji mücadelesinin, ekolojik yıkım meselesinin herhalde bu kadar politik bir gündem haline geldiği, bu kadar demokrasi ve özgürlüklerin bir gündeme haline geldiği bir başka bir dönem olmamıştır diye düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla bugün dünyada yaşadığımız yıkımın sorumlularına karşı mücadele baş başa tartışılması gereken bir mesele. Evet, tek tabii dünyayı konuştuk ama buradan biraz belki özele inerek Türkiye ve Kürdistan'ı da ayrıntılarla konuşalım istiyorum. Yine Cemil Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi haberci olarak karşımıza bu konuyla ilgili çıkan tüm haberlerde bir talan politikasını doğa üzerinde görüyoruz. Ormanlar yakılıyor, dibinden talan çıkıyor. Ormanlar kesiliyor, dibinden talan çıkıyor. Sel felaketleri, işte HES'ler, bir talan politikası. Diğer taraftan bunlarla bağlantılı bir rant politikası da karşımıza çıkıyor. Yani adeta işte Türkiye'de 3-5 şirket var. Milyonlarca dolarlık, belki de milyarlarca dolarlık paralarla
büyük büyük kazançlar elde ediyorlar ama diğer taraftan da tüm doğayı yok ediyorlar. Nedir bu talan ve rant politikası? Gerçekten herkesin anlayacağı dilde bunu nasıl somutlayabiliriz? Herkesin anlayabileceği dili somutlayabilir miyim, onu becerebilir miyim bilemiyorum ama şöyle bir özet çıkarabiliriz. Aslında Türkiye'de son 20 yılda yaşanan hikaye sadece Türkiye özgü bir hikaye değil. Bu 80'lerden yürürlüğe konan ve tüm dünyada da uygulamaya konan neoliberal politikaların öngördüğü bir kalkınma modeli vardı. Bu Latin Amerika'da da denendi, Türkiye'de denendi ve Uzak Asya'da da denendi. Bu kalkınma modelinin temel özelliklerinden şuydu. Bu ülkelere yani bu küreselleşme adı altında dayatılan bazı birikim modelleri vardı ve Türkiye'de tarımı bitirip ithal ikamici sanayi yerine ihracata dayalı bir sanayi modeli ve bunun ihtiyacı olan bunun ihtiyacını karşılayacak ya da bunun bu kalkınmanın dinamosunu yapacak inşaat ve enerji yatırımları. İnşaat üzerinden sermaye birikimi modeli Türkiye'de büyük oranda aslında ta Özal döneminden başladı ama bunun nasıl diyelim pik yaptığı dönem son 20 yıla ve AKP dönemine denk geldi ve 2000'lerden itibaren 2008-2010'a kadar bu yükseliş devam etti. Şimdi inşaat üzerinden kalkınma modeli ister istemez başka sektörleri de canlandıran bir dinamizm yarattı ve aynı zamanda AKP tarafından yapılan mega projeler, çılgın projeler, duble yol projeleri, 3. havaalanı, 3. köprü gibi projelerle de Avrupa'dan ve dünyadan büyük para, big para dedikleri ucuz kredi mekanizmaları sağlanan bir finans ilişkisini de kurdu. Dolayısıyla bu hem ekonomide bir canlanma gibi göründü ama bu canlanmanın bedeli çok ağır bir şekilde ödendi ve artçı sarsıntıları da şimdi yaşıyor. Çünkü inşaat üzerinden kalkınma modelinin Türkiye'ye ve Kürdistan'a bakiyesi şu oldu. Ormanların talanı, su havzalarının talanı, vadilerin talanı ve tarım alanlarının talanı. Çünkü bu inşaat üzerinden kalkınma modelinin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin karşılanması, bu inşaat projelerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin karşılanması için maden ve inşaat enerji sektöründe bir furya başlandı. 2005'lerden itibaren Türkiye'nin bütün dereleri üzerindeki HES projeleri böyle başladı. Hidrotik santral projeleri böyle başladı ve neredeyse Türkiye'de bir musluktan akan su kadar akan derede bile HES projeleri yapıldı ve bu özellikle Karadeniz gibi bölgelerde iktidar açısından bir arka bahçe gibi görülen Karadeniz'de bile büyük bir tepkiye neden oldu. Çünkü büyük bir ekolojik yıkıma neden oldu. Aynı şekilde madencilik furyası da benzer bir yıkım yarattı. Çünkü aslında tarım politikalarıyla çoraklaştırılan, insansızlaştırılan yerlere maden şirketleri üşüştü. Bugün Soma'da işte 301 madencinin katliamıyla yaşadığımız gerçek aslında Soma'da tütünle ve diğer tarımsal faaliyetlerle ayakta kalan emekçi köylülüğün yıkıma uğratılarak en vahşi şekilde madenlerde çalıştırılmasının getirdiği bir süreçti. Dolayısıyla mesela Kürdistan'da da benzer bir süreci yaşadık. Kürdistan'da daha özel olarak kuşkusuz sömürgeci savaşın getirdiği bir yıkım da söz konusuydu. Yani çünkü 90'lardan beri çok trajik bir şekilde yaşanan köy boşaltmalar, köy yakmalar, Kürdistan kırsalının insansızlaştırılması saldırıları aynı zamanda Kürdistan kırsalının, Kürdistan köylerinin çoraklaştırılması siyasetiyle de beraber yürüdü. Çünkü orası çoraklaştırılınca yani ormanları yakılınca, hayvancılık yapılamaz duruma getirilince insanlar orayı da ister iseniz silah zoruyla göç etmese bile ekonomik zordan dolayı göç etmek zorunda bırakıldılar. Benzer bir şey örneğin enerji sektöründe termik santraller üzerinden çok büyük bir yatırımlar yapıldı ve çok hızlı bir termik santral projeleri açıldı ve bu da aslında hem tarım alanlarını hem havamızı hem de suyumuzu kirleten bir
durum yarattı. Ve aslında bugün yaşadığımız birçok felaket bunu gösteriyor. Kastamonu'da, Rize'de ya da başka yerlerde yaşadığımız sel felaketlerinde görüyoruz ki aslında tam da bu inşaat furyasıyla beraber bütün imar ve imar planlarının, imar kanunlarının es geçilerek, mahkeme kararlarının es geçilerek dere yataklarına, imar yapılaşmaya uygun olmayan yerlere yapılan yerleşimlerden dolayı kaynaklandığını görüyoruz ve her sel bugün işte bir felakete dönüşüyor. İşte en son Kastamonu ve Sinop'ta gerçekleşen sel felaketlerinde yüzü aşkın insanımız öldü. Tabii, aynı zamanda hiç hesaba katılmayan canlıları kaybettik. Maddi anlamdaki kayıpları da hiç hesaba katmaya gerek yok. Mala gelen mala gelsin ama cana gelmesin. Dolayısıyla böyle bir 20 yıllık AKP hikayesinin nasıl siyasi anlamda bir felakete neden olduğu gibi bugün ekolojik anlamda da bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmış durumda. Peki işin siyasal boyutunu, Kürdistan'daki boyutunu ayrı bir başlıkta da değerlendiririz ama bu rant politikalarını doğrusu bir şekilde anlamak da istiyoruz. Çünkü izah ettiğimizde çoğu kez de zorlanıyoruz. İşte ya sanayi olmasın mı, ya işte HES olmasın mı, ya işte bilmem termik santral olmasın mı, enerji elektrik olmasın mı diye de bir propaganda pompalaması var. Bu konuyla ilgili Vahap Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten halka bu şekilde bir yansıtma da var. Yani bu ama diğer taraftan bakıyoruz ki Türkiye'de 3-5 şirket bir anda yüz binlerce, yüz belki milyonlarca, milyarlarca dolar bir kazançla da barbarlıkla karşımıza çıkıyorlar. Ama halkın geniş bir kesimi de bunları görmeyip hizmet diye uyutulabiliyor. Nedir bu işin realitesi? Yani aslında şurada bir gerçeklik içerisinde var. Yani aslında kapitalizmin çok güzel uydurduğu bir şey. İhtiyaç var. Ya da bunu daha çok sonrasında ihtiyaç peşizliğine dönmesi çok farklı bir şeydi. İhtiyaç var denilerek aslında kitlelerin uydurulması ve bir anlamda bütün politikalarının onaylanması meselesi var. Bunu yapılan HES'lerde de görebiliyoruz. Bugün çokça model diye gösterilen ve sözde yenilenebilir enerji diye gösterilen RES'lerden, GES'lerden, HES'lerin kendisine kadar. Halbuki baktığınız zaman var olan Türkiye'deki ekonomik sıkışmayı görmeden bu politikalar biraz anlaşılamaz diye düşünüyorum. Çünkü ülkede yaşanan bir ekonomik kriz meselesi var ve bayağı bir sıkışmışlık hali var. Halbuki tüketecek bir şey kalmayınca, satacak bir şey kalmayınca halbuki doğaya yönelim hızlandı. Bunu en çok koronavirüsün başlandığı Türkiye'de Şubat ve Mart aylarından itibaren ilk vakaların açıklanmasıyla beraber doğaya yönelimin arttığı alanlar ve bunun raporlaştırmalarına bile baktığımız zaman biraz Türkiye açısından bunu biraz daha çok anlaşılır kılabiliriz. Yani biraz mesele budur. Fakat gerçekten yapılanlar... Nasıl anlaşılır kılabiliriz? Korona döneminde bir farklılık mı yaşanmıştı? Tabii ki bütün bilmedik yıllardır yapılamayan projeler veya halkın tepki gösterdiği projeler, chat raporlarında halkın çevreyle, halkla birlikte yapılan toplantılarda karşı çıktığı toplantılar, bir zeminlerde karşılaşılan şeylerle beraber reddedilen projelerin hepsi raflardan indirildi o sürede. Ve o süreyle birlikte bütün talan, biraz doğadaki talan daha da çok hızlanmış oldu. Çünkü halkın evde kal çağrısıyla biraz bunu, İktidarın kendisi biraz kendi sürecini daha çok fırsata çevirmek ki bu dünyanın her tarafındaki bazı iktidarlar açısından böyleydi ki ilk koronavirüs çıktığı zaman totaliterleşmeyle bunu tamamlayacakları meselesi vardı. Fakat Türkiye açısından baktığımız zaman doğa tamamen o süreç içerisinde bir meta konumuna tamamen taşınmış oldu. Artık resmidir yani satılmamış arazi, el değmemiş orman veya üstüne ev dikilmemiş, yapı yapılaştırılmamış kıyı alanı kalmadı, dereler kalmadı. Ve bugün maden arama ilanları meselesi var. Bütün Türkiye'nin her tarafında maden arama ilanlarıyla birlikte daha çok bir meta konumuna taşınır noktada ve tamamen bunu artık ekonomi, rantın kendisini bunun üzerinden çıkartmaktalar ki bunu çok iyi açıklamak lazım. Türkiye'de bir beşli çete meselesi var, beşli sanayici, işçi, her şeyin böyle sömürü, kanalı merkezi olan, böyle en ufak bir yerde herhangi bir talanın kokusunu aldıkları gibi hemen o alanda bitiveren o
beşli grup meselesi var. Bugün Afganistan'da bile var olan savaşta hemen açıklama yaptılar. Dediler ki biz orayı inşa etmeye gidiyoruz. Azerbaycan'ın kendisinde daha keza öyle ki Uran havaalanlarından tutun herhangi diğer alanlarına kadar ve tamamen beton üzerine. Ve halbuki biraz tamamen ekonomik sıkışmanın kendisi var olan ekolojik yıkımı artırmaktadır. Ve Türkiye aslında bölgesel olarak da bunu biraz politikaya da çevirmiş noktada. Zira HES'ler üzerinden su politikaları çevrilmektedir. Kürdistan'ın her tarafında yapılan HES ve barajların kendisi tamamen bir enerji politikasının olduğunu gösteriyor. Su politikasının olduğunu gösteriyor. Sınır ötesi operasyonun başladığı zamanları hatırladığımız zaman bundan birkaç ay öncesinde aynı hafta içerisinde Irak'la Kazım ile imzalanan su antlaşması meselesi, Dicle ve Fırat üzerinde var olan yıllardır yaşanan kavga, Suriye, İran ve diğer Şatul Arab'a kadar, Körfez'e kadar uzanan noktada baktığımız zaman tamamen politik arenada tamamen böyle masada oturabileceği ve güç olarak gösterebileceği bir meseledir de. Ve bunun aslında bir de şöyle bir meselesi var, yani evet bir rant meselesi var, fakat bunun yarattığı bölge açısından baktığımız zaman tamamen halkın göçertilmesi ve boşaltılması meselesini de görebilmek lazım. Ve bunun üzerinden aslında rant savaşı yürütülüyor ve bunun üzerinden aslında Türkiye'de politik ikballer denen noktada aslında iktidarı biraz daha çok yarına bir nefes olabilecek, zaman kazandırabilecek hem ekonomik anlamda hem de uluslararası arenada nefes aldırabilecek meseleyi Doğan'ın üzerinde yapılan talanla aslında açıklayabiliriz ve bu şekilde bir nefes alış meselesi var ve artık bunu görebilmek lazım. Yani savaşın kendisi veya sömürünün kendisi sadece insan yaşamının üzerinde değil, tamamen doğa üzerinde var olan talanla gerçekleştirilmektedir. Fiziki bir ölüm değildir, bu yaralanma değildir. Fakat tamamen bunun üzerinde bir politik ideallerini gerçekleştirme ve bununla iktidarını daha çok sağlamlaştırma. Fakat şunu görebilmek lazım. Yani kapitalizm evet büyük bir kriz yaşıyor ve bugün Orta Doğu'nun kendisine biraz denklemden baktığımız zaman birçok politik ele alırsak var olan krizde tamamen kaostan başka bir şey sunamadıkları ve bununla beraber var olan kaosta aslında nefes borularının kendisini sadece doğaya bağlamış noktadalar. Biraz bunu görebilmek lazım. Doğa üzerinde ne kadar alan artıyorsa o kadar ekonomik olarak kendilerine güç katabiliyorlar ve bununla beraber rant politikalarını kendi ekseni etrafında müttahitlerinden taşeronlarına kadar onları tutabilmek yanında ve onlara alan açma noktasında şey yapabiliyorlar. Yani bu kadar bir zemin var ve dediğim gibi en büyük mesele de tamamen Orta Doğu gibi bir yerde var olan çözümsüzlük denkleminde, kaos denkleminde tamamen bunun üzerinde bir nefes almakta ve masada daha çok kendilerini güçlü olarak gösterebilmekte. Bunu biraz daha çok şey olarak, yani böyle bir tamamen kendi emelleri noktasında ne kadar bir silaha çevirme noktasında görebiliyorlar. Doğa onlar için artık bir silahtır. Bunun en ufak örneği su üzerinde yaşanan meseleye baktığımız zaman artık suyun tamamen silah olduğu ve bunun doğa üzerinde yaşanan talanla gerçekleştiği noktasından bakarsak doğa üzerindeki talan tamamen onlar için hem ekonomik bir silah, hem enerji silahı, hem de politik olarak bir zemin yaratma noktasında bir silah olmak. Murat Hocam, aslında kısmen hem Vahap Hocam hem Cemil Hocam değindiler işin politik boyutuna da, bu kuşkusuz birbirinden de bağımsız değil. Ama bu doğanın talanı, bu rant esaslı politikaların topluma dayatılmasını ve bunun üzerinden ağır bir sömürü düzeni oluşturulmasının herhalde siyasal bir anlamı da vardır. Yani bu siyasal anlamı iktidarlar boyutunda nasıl açıklamak mümkün? Yani sonuç itibariyle bu iktidarların ideolojik yaklaşımlarıyla ilgili ama dünyayla birlikte kendilerini de yok eden bir yaklaşım da söz konusu. Bunu nasıl açıklamak lazım? Yani bu kadar mı öngörüsüz bir siyaset yapıyorlar? Evet, yani AKP politikalarını diyelim ki ikiye ayırırsak, birisi uluslararası sermaye ile kurduğu ilişki, kendisini uluslararası sermayeye angaje etme, onlara ispatlama, onların her türlü biçimde önünü açma politikası olarak değerlendirebilirsek, bir boyutu da, bir diğer boyutu da AKP'nin devletleşmesi sürecidir. Yani
Türkiye'de devletleşmek sadece seçimde birinci parti olmakla gerçekleşmiyor. Sizin de sermayeniz, sizin de çeteleriniz, sizin de mafyalarınız, sizin de paramiliter örgütleriniz olması gerekiyor ki, yani tırnak içinde derin devletlerinizin olması gerekiyor ki devletleşebilirsiniz. Şimdi AKP bu süreci hızla gerçekleştirmeye ihtiyaç duydu. Bu nasıl olur? En hızlı para nasıl gelir? İnşaat sektöründen gelir, süper projelerden gelir. Dolayısıyla AKP bu süper projeleri, bu enerji ve inşaat yatırımlarını çok hızlı ve canlı paranın gelmesi açısından değerlendirdi. Dolayısıyla kısa bir süre içerisinde de gerçekten bir saray sermayesi, yani TÜSİAD'ın yanında kuşkusuz şunu açmanız arasında... Şunu açmanız için soruyorum, lütfen kusura bakmayın. Şimdi bu büyük mega projeleri topluma öyle bir yansıtıyorlar ki, işte Kanal İstanbul tüm Türkiye'yi büyük oranda geliştirecek bir proje. Bilmem işte 3. köprü biraz önce saydı arkadaşlar da, ben tekrar etmeyeyim. Bu mega projelerden gelen sıcak para, sonuçta onlar da sanki yatırım yapıyorlarmış ve Türkiye kendi gücüyle yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Buradaki kandırmaca ne, ya da buradaki yürütülen işte o rant politikasının altında yatan ne? Köprülerin filan parası da halk ödüyor ama bu tam anlatılamıyordu herhalde. Şimdi burada yapılan şey şu. Bütün bu süper projeler halkın parasıyla yapılıyor. Yani halkın bütçesiyle yapılıyor, halkın borçlandırılmasıyla yapılıyor. Ve sarayın şirketleri vasıtasıyla da halkın bütçesi hortumlanıyor. Şimdi bütün yapılan yollar, tüneller, büyük işte işletmelerin hemen hemen hepsi, işte en son bu Zafer Havalimanı'nda görüldüğü üzere çok ibretlik bir tablodur Zafer Havalimanı. Orada da şimdi satılığa çıkartıldı. Orada da halkın bütçesinin nasıl bir pişkinlikle, nasıl bir pervasızlıkla hortumlandığı ortaya çıkmış oldu. Şimdi ama emin olalım ki bugün AKP artık bu yaptıklarını bir yatırım ihtiyacı olarak tarifleyemiyor. Yani bu açıdan denizin bittiğini söyleyebiliriz. Şimdi ama AKP'nin bugüne kadar yaptığı, başardığı en iyi işlerden bir tanesi, yaptığı her şeyi bu kalkınmacılık teorisi altına gizlemekle oldu. Bakın size bir örnek vereyim. Karadeniz açısından çok çarpıcıdır. Yani Karadeniz AKP'nin arka bahçesi olarak bilinir. Oy deposu olarak zaten öyledir. Ama bakın bu İkizdere'deki yaşananlar AKP'nin ve o beşli çetenin bütün gizlilikleri, her suçu açığa çıkartan bir etki yarattı. Orada insanlar şunu gördüler. Yani bu beşli çete, Mehmet Cengiz, Karadeniz'i kelimenin gerçek anlamıyla tarumar etti. Ve yaptığı hiçbir şeyin halka hiçbir karşılığı yok. Yani hiçbir biçimde ne yani onların deyimine söylüyorum, ne istihdam yarattı, ne insanların oradan göç etmesinin önüne engel koydu. Hiçbir biçimde bunları değiştiremedi. Dolayısıyla bu süper projelerin altında gizlendiği, yani enerjiye ihtiyaç var deme diyorlar. En baştaki politikaları budur. Bütün bu Türkiye'nin enerji yatırımı çöplüğüne dönmesinin arkasında Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Siz Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını mı istiyorsunuz diye bir savunma geliştiriyorlar. Bu konu tabii çok somut bilimsel veriler var. Yani Türkiye'nin enerjiye ihtiyacının olmadığını biz anlatmaya çalışıyoruz. Yine Türkiye'nin bu kadar yola, böylesine betona, böyle inşaat şeyine, sevdasına ihtiyaç olmadığını halkımıza anlatıyoruz. Aslında bu konuda başta da söylediğim üzere, yani halkımızın Karadeniz'den Kürdistan'a kadar, yani Ege'den Akdeniz'e kadar, yani hemen hemen bütün alanlarda, özellikle son birkaç yıl için söylüyorum, bu gerçekliği gördüğünü söyleyebilirim. Yani bunun bir politik tutuma dönüşmemiş olması ayrı bir tartışmadır. Ama bunun görülmüş olduğunu görmek lazım. Çünkü AKP'nin yarattığı inanılmaz bir saadet zinciri var. Yani bu mekanizmayla sarayın etrafında kümelenmiş dediğimiz muazzam bir saadet zinciri kurdu. İşte bu şimdi bu Sedat Peker'in de ifşaatlarıyla çok daha fazla
görünür oldu. 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş alanlar işte halkın bütçesini bu havalimanları gibi işte sarayın etrafındaki o beşi çeteye hortumlayanlar, ki bu beşi çete dediğimiz şirketler de sarayın yandaşları falan değiller. Bunlar doğrudan Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerdir. Bunu halk gördü. Fakat sorun şu, bunun görülmüş olması dediğim gibi bir politik tutumu tutuma henüz dönüşmemiş oluyor. Bu da tabii ki önümüzdeki herhalde tartışabileceğimiz meselelerden bir tanesidir. Peki. Buradan direkt Kürdistan'a geçelim istiyorum. Doğrusu Kürdistan boyutunun farklı yönleri de var. İşte örneğin ormanlar yakılıyor ama ormanların hem askeri hem ekonomik nedenleri var. Yakılmasının temel nedenleri var. Cemil Hocam, yine sizinle devam edelim. Nedir bu Kürdistan'daki doğa talanının askeri boyutuna ilişkin ne denebilir? Ekonomik boyutuna ilişkin ne denebilir? Biraz daha önceki konuşmanızda değerlendirmiştiniz ama şöyle derli toplu bir şekilde Kürdistan'da mercek altına alalım istiyorum. Ne dersiniz? Ya bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Devletin çok uzun yıllardır, belki kuruluşundan beri Kürt bölgesinde, Kürdistan'daki temel yapılanması oradaki hak talebini, bir ister ulusal özgürlük talebi olarak söyleyin, ister Kürt halkının özgürlük, demokrasi, eşitlik taleplerinin bir şekilde bastırılması üzerinden kurulmuş bir devlet olgusu var. Bugün örneğin Dersim'de 10 gündür, 12 gündür süren yangına müdahale edilmemesinin sebebi sadece yangına müdahale edecek etmek istememelerinden kaynaklanmıyor. Aksine zaten oradaki devlet yangını söndürmek üzerine kurulmuş bir devlet değil. Aynı şekilde aslında Muğla'da yaşadığımız günlerce süren yangına da müdahale etmemesinin temelinde de aynı devlet olgusu var. Devlet yangını söndürmek gibi bir sosyal ya da toplumsal sorumluluk üstlenmiyor. Aksine yansın, yani doğa, orman yanıyor, bir şey olmuyor, cebinden para çıkmıyor. Ya da aksine ona işte satabileceği ya da işte TOKİ'ye yeni ihaleler çıkarabileceği bir fırsat yaratıyor. Şimdi Kürdistan'da da devlet sadece orman yangınlarında değil, toplumsal yaşamın her alanına güvenlikçi politikalar ekseninde bakıyor. Dolayısıyla örneğin şimdi biz çok büyük bir yıkım olarak Hasankeyf'i, 12 bin yıllık insanlık tarihini sular altına gömen Ilısu Barajı'nı bütün detaylarıyla hem Türkiye hem dünyaya anlatmaya çalıştık. Özellikle oradaki Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ndeki arkadaşlarımız, Hasankeyf Yaşatma Girişimi'ndeki arkadaşlarımız. Ama oradaki Ilısu Barajı'nın da temel motivasyonlarından biri enerji ihtiyacıyla Türkiye kamuoyuna yansıtılsa da çok devletin kendi belgelerinde bunun bir güvenlik meselesiyle ilişkili olduğuna vurgu yapılıyor. Sorun ne? Oradaki o baraj göllerinin bölgedeki gerilla hareketlerini engelleyeceğini, sınırdan geçişleri durduracağını ve benzeri söyleniyor. Dolayısıyla bir baraj meselesinde bile temel motivasyon güvenlik politikaları oluyor. Güvenlik politikaları aynı zamanda örneğin işte Ahmet'teki tarihi işte Sur kentinin yıkılmasından, işte Şırnak'taki termik santral ve Mazı Dağı'ndaki Cengiz Holding'e verilen maden ihalelerine, Dersim'in neredeyse tamamının maden sahası ilan edilmesine kadar her alanda yansıyor. Ve aynı zamanda şurada da görüyoruz. Örneğin bir Karadeniz'deki toplumsal bir protestoya, toplumsal bir hak arayışa devletin yaklaşımıyla bir Dersim'de, bir Şırnak'taki halkın bir hak arayışına, bir protesto eylemine yaklaşımında da bunu çok net görüyoruz. Orada da bu iki ülke, iki devlet farkı çok net olarak görülüyor.
Kürdistan'daki ekolojik yıkım sadece ormanların yakılmasıyla ya da baraj politikalarıyla da sınırlı değil. Esas mesele oradaki tarım ve hayvancılığın bitirilmesi, dolayısıyla tarım ve tarıma verilen desteklerin bitirilmesi. Aynı zamanda örneğin özellikle Van bölgesinde ya da Muş Ovası'nda ya da diğer tarım alanlarındaki kuraklaşmaya neden olan yanlış sulama politikalarının engellenmesinde. Örneğin Vahap daha iyi anlatacaktır. Çiftçiler bu kuraklık sezonunda elektrik faturaları gerekçe gösterilerek suları kesiliyor, elektrikleri kesiliyor. Dolayısıyla yani orada ekolojik yıkımın bütün de boyutlarını çok net olarak görüyoruz ve bunun temelinde de devletin o bölgeye bir sömürgeci bakış açısıyla bakması, bütün ilişkilerini sömürgecilik üzerine kurması, bütün siyasetini güvenlik ekseninde kurmasından kaynaklı. Devlet oraya bir hizmet götürme ya da bir toplumsal ihtiyaçları karşılama üzerine değil, oradaki toplumsal talepleri bastırma üzerine örgütlenmiş durumda. Dolayısıyla başka bir refleks göstermesini de beklemiyoruz, beklenmiyor da. Zaten de böyle bir şey göstermiyorlar. Evet. Bu açıdan da hakikaten biz özellikle Türkiye'de olan, Türkiye'nin değişik kentlerinde olan ekolojistler açısından da şeyi vurgulamak lazım. Kürdistan'daki herhangi bir olayla ilgili ses verdiğimiz her durumda biz de aynı şiddetle karşılaşıyoruz. Örneğin Kadıköy'de, İstanbul'da herhangi bir ekoloji yıkımla ilgili eylem yapabilirsiniz. Buna sınırlı bir şekilde izin veriyor. Tamamen izin veriyorlar diyemiyor. Sınırlı bir şekilde izin veriyorlar ama örneğin Cudi'de orman yandığı zaman eylem yapamazsınız. Kaymakamlık, valilik hemen eylem yasakları alabiliyor. Ve sadece Cudi ile ilgili eylem yapma yasağı kararı alabiliyor. Yani orman yangınlarıyla ilgili bir şey yapabilirsiniz ama Cudi'deki orman yangınlarıyla ilgili bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bu güvenlikçi politikaları biz Batı'da da hissediyoruz. Çünkü hukuksuzluk sadece orada değil, bu tarafta da yani Batı'da da, Karadeniz'de de, Ege'de de her yerde uygulanıyor. Bunu en son dönemde daha sık görüyoruz. Konya'da işte maden ocağı istemeyen köylüler, yaşlı başlı köylüler yerlerde sürüklendi, gözaltılandı. Bursa'da, Kirazlı Yayla'da maden zenginleştirme sahası açılması istemeyen köylüler gözaltılandı, mahkemelerde sürükleniyor. Kaz Dağları'nda işte Alamaz Kolu'da karşı mücadele edenlere astronomik rakamlarda para cezaları verildi. Kanal İstanbul'a karşı neredeyse eylem yapamaz duruma getiriliyor. Her türlü eylem engellenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla aslında Kürdistan'da kurulan hukuksuzluk sistemi, güvenlikçi politikalar son dönemde Türkiye'nin her yerinde, özellikle 2015'ten beri, hani o Tayyip Erdoğan'ın meşhur lafı demokrasiyi buzdolabına kaldırdık lafından sonra Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor. Aynen. Kayyum da uygulanıyor. Eylem yasakları da uygulanıyor. Belki dozajı farklı, şiddetin oranı farklı ama bunu her yerde artık yaşıyoruz ve Türkiye'nin bu hukuksuzluğa, bu güvenlikçi politikalara karşı mücadele etmeden de herhangi bir ekolojik mücadelenin, herhangi bir aynı zamanda kadın hakkı mücadelesi de veremeyeceğimizi artık görüyoruz. Ve bu hakikaten bu kadar iç içe geçmiş durumda. Peki. Vahap Hocam, aynı konuda sizinle de devam etmek istiyorum ama özellikle bu dersimde 12 gündür devam eden yangına da dikkat çekerek devam etmek istiyorum. Biraz önce Vahap Hocam örneklerini verdi ama orada korkunç bir hukuksuzluk var. Dersim Belediye Başkanı Canhıraş bağırıyor, validen izin alıyor ama gidiyor orada kaymakam tarafından pekala rahatlıkla halkın seçtiği bir belediye başkanı tehdit edilebiliyor. Yani bir de oradaki yanılan alanların bazı maden arama şirketlerine peşkeş çekilecek alanlar olduğuna dair çeşitli bilgiler de son günlerde yayılmaya başladı. Dersim özelinde yaşanan bu olguyu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü yakından takip ettiğinizi biliyorum ama bir de Kürdistan genelinde yaşanan olgu nedir? Belki ona ilişkin de söyleyecek sözleriniz vardır Mezopotamya Ekoloji Hareketi olarak da. Buyurun. Aslında öncelikle bir ayrımı getirmek gerekir. Yani Türkiye'de yanan ormanların yerine dikilen sadece 5 yıldızlı oteller ve rezidanslardır. Kürdistan'da yanan ormanların yerine dikilenler Galapol ve Karakollardır.
Halbuki bütün bölgeni tamamen askerileştirilmektedir. Ve bunu HES'ler üzerinde de görebiliriz, orman yangınları üzerinde de görebiliriz. Ve ek olarak bugün maden arama ilanları meselesi ekler. Tüm Kürdistan'ın çoğunda maden arama ilanları meselesi. Fakat biraz özellikle HES'leri açmak gerektiğine inanıyorum. Yani HES'lerin meselesi şöyle bir mesele var. Düşünün ki Hasankeyf sular altında kaldı. 199 köy onunla birlikte sular altında kaldı. Ve var olan bir nüfusa vurduğumuz zaman yüzlerce insan yapar. Düşünün ki bugün Botan Çayı'nda, Zorava Çayı'nda özellikle iptal meselesi olmasına rağmen birilerinin zorluğunu yapmak, canıraş yapmak istemesiyle beraber Botan Çayı'nda yapan baraj ve eserle birlikte yüzlerce köy sular altında kaldı. Bugün Sarım Çayı, Lice ile Bingöl arasında sınırda duran bir çayken başlayıp Uşak kadar giden bir alanda kulpu geçip Lice, Bingöl, o aralıktan Muş ve Batman Sason'un bir kısmına kadar ilerlemektedir ve bu alanda yapılacak HES ve barajla birlikte Silvan Barajı kapsamında yapılan HES'le birlikte 118 köy sular altında kalmaktadır. Ve sadece bu kadar da değil. Dün CPT yetkilisinin yaptığı bir açıklama var. Kürdistan Başur tarafında da aynı şekilde yapılan sınır ötesiyle operasyonla birlikte 168 köyün boşaltıldığı meselesi var. Aynısı Rojava tarafına da baktığımız zaman bu mesele bir gerçeklik ortada. Afrin'de yapılanlar ortada, Serekaniye'de veya diğerlerinde neredeyse bütün bölge boşaltılmak istenmektedir. Halbuki biraz ayrı bir şey. Fakat son süreçte Dersim, Cudi ve diğer alanlar üzerine biraz bahsetmek gerekir. Cudi'de günde 1,5 seneden fazladır 450 ton ağaç kesilmektedir. Var olan alanlara gittiğiniz zaman korucu eliyle kesilmektedir ve var olan alanlarda 2-3 hafta sonra karakol ve karakol inşaatı başladığını görürüz. Birkaç gün öncesinde Şırnak'ta yine Namaz Dağı var. Namaz Dağı'nda 150 ton ağacın kesildiği meselesi alanda gözlemlendi, fotoğraflandı ve gösterildi. Halbuki bugün Dersim ve bundan öncesi birkaç ay öncesinde çok uzak değil, Bingöl'de de günlerce ormanlar yandı. Çok ilginçtir, aynı alanda olan maden arama işi yapan şirketin bir şekilde işi aksamadı. Bununla birlikte Dicle, Piran ve Elazığ'ın Arıcak köyleri arasında bir yangın meselesi vardı. 12 gün, 13 gün sürdü o da ve hiçbir müdahale gerçekleştirilmedi. Hatta CNN Türk'ün yaptığı bir alandan bir görüntü vardı. Orada bir maden şirketinin iş makinelerini gösterip sanki orman yangını söndürüyorlar diye ya da müdahale ediyorlar diye gösterdiler. Çünkü o da var olan Twitter'da ve sosyal medyada gösterilen tepki üzerine bu kadar açık. Ve bugün Dersim. Dersim'in ilk başta Hoza tarafında başlamıştı ve 7 Temmuz'da bombardımanla başlamıştı. Halbuki bugün 12. günü doldurmakta. Bunlar sürerken var olan belediye başkanının alana gitmesine izin verilmeyen şey tehdit edilişi bundan öte aynı akşam yine aslında gündüz vakitlerinde Kutu Deresi'nin olduğu alanda yangın başladı. Bombardıman meselesi için. Bütün alanlar askeri operasyonlarla birlikte orman yangınları çıkartılarak yok edilmek istenmektedir. Bu kadar açık. Ve var olan alanların hepsi de boşaltılmak istenmektedir. Bunun aynısını diğer sene Cudi'de gördük. Hatta Cudi'nin tepesinde de bir basın açıklaması da bulunmuştuk ve Türkiye'den bazı ekoloji gruplarının ve Şırnak halkının emek örgütlerinin katıldığı bir şeydi. Orada arkadaşlarımız 26'ya yakın köy gezdiler. Ve o köylerin hepsinde ağaç kesimiyle beraber orman yangınları vardı. Köylülerin söylediği mesele şu, bizim özellikle menengiç ağaçlarımızı kesiyorlar, yaban ayıplarımızı kesiyorlar, armutlarımızı kesiyorlar. Çünkü bunlar bizim geçimlik ekonomimizi sağlayan bir şey ve bizi buradan göç etmek istiyorlar. Halbuki biraz mesele burada kendini açığa çıkartmaktadır. Bugün Dersim'de var olan mesele biraz da budur aslında. Halk göçertilmek istiyor ve bunu ekolojik krize sebep olacak mı veya bir talan sonucunda bir yok oluşu yaşayacağız gibi bir dertleri olmamaktadır. Zaten tamamen bu ulus devlet mantığının ve kutsallıkları ulus devletin güvenlik kötülüğünün ve politik alanını yaptığı bir meseleyken aslında ilginçtir. Yani sosyal medyada veya herhangi bir alanda kalkıp bir şekilde müdahale etmelerini istemek de pek de normal gelmiyor artık. Yani çünkü var olan politika zaten bunun üzerine kurdu ve dediğimiz başta anlattığımız gibi bunun üzerine nefes alıyorlar. Politik zeminlerini bunun üstüne koyuyorlar. Halbuki en ufak örneklerini ayrıca şeyde de görebiliriz. Yani günlerce yanan ormanlar var.
Türkiye tarafında. Fakat düşünün ki 28 Temmuz'da bir genelge yayınlandı ve var olan alanların turizm alanlarına açılması meselesi varken ruhsatlandırma meselelerinin Turizm Bakanlığı'na verilmesi ve tamamen bir rantı ortaya çıkartırken bugün Dersim'de de aynı mantık. Yani fakat burada kat ve kat karşılığını yaşıyorsun. Ve gerçekten düşünün ki bugün İkizköy'de, İkizdere'de Türkiye'nin batısında insanlar kalkıp o alanlara gidebiliyorlar. Evet zorla girebiliyorlar ama yine de herhangi bir bu kadar vahşi tarzda bir müdahalenin olduğu çok şey değil. Ama düşünün ki bölgede bir belediye başkanı kendi olduğu şehrin, ilçenin ormanına giremiyor ve müdahale ediyor. Halbuki ayrım bu kadar açık. Konya'da ve diğer alanlarda baktığımız zaman, var olan alanlardaki müdahaleye baktığımız zaman bir de Van'da Yurtbaşı köyünde Yurtbaşı'da yaşananlar maden ocağına karşı direnen köylülere sıkılan kurşunlardan ve şeylere kadar aslında ayrımı ortaya koymaktadır. Fakat bu şunu değiştirmemektedir. Yani Türkiye'de bazı çevreci gruplar veya siyasi olarak bütün buradaki meseleyi güvenlik meselesi olarak veya sadıkları Rus devletin o gösterdikleri şeyi tamamen sanılayla birlikte buradaki meseleyi evet. bazen görememişleri çok şeyi değiştirmiyor. Bu dünyanın yok oluşunu engellemiyor veya halbuki aslında tam tersi de yaşanıyor. Düşünün ki bölgede yaşanan bölgede yaşanan güvenlik meselesi artık tamamen Türkiye'de her tarafına yedirilmiş vaziyette. Ve artık bunu tamamen toplumun tüm tabakalarına yedirmek çabasında lazım. Düşünün ki kentsel dönüşüm meseleleri. Bugün Sur'da ya da Fisga ya da Medin göbeğinde yerler bunlar. Düşünün köylere evet. kadar ayrıca geçmelerden bahsetmiyorum. Tamamen bildiğiniz bir toplumsal dönüşüm meselesi. Ve halkın politik tahammülleri aslında var olduğu riskiden koparılmaları, komünal yaşamlarının koparılmaları meselesi gerçekliği var. Sur'da en ufak örneği düşünün ki yaşanan çatışma sonra evler inşa ettiler. Halkı göç ettiler ve yaptıkları evlerin yerinde tamamen cezaevleri inşa ettiler. Üstten de baktığınız zaman, yandan da baktığınız zaman, içeriye de girdiğiniz zaman mimari yapısından tutalım. Kentin mimari yapısından alakası yapılması yana tamamen cezaevleri. Kürdistan'a dönük çok bilinçli sömürgeci mantıktan kaynaklanan bir yaklaşım olduğu çok belli. Murat Çepni ile de devam edelim ama son turda da özellikle biraz da bu yapılanlara muhalif olanları da konuşmak istiyorum. Murat Hocam mümkünse kısaca yanıtlarsanız hemen son turun ilk sorusunu da size sorarak başlarım. Ama önce şu hem Türkiye'de, Ege'de, Akdeniz'de seli ve orman yangınlarını da dolaştınız. Kürdistan'daki yaşanan çevre felaketlerinde de yerinde tespitler yaptınız. Özellikle devletin tutumu açısından kıyasladığınızda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Bunu mümkünse kısaca değerlendirirseniz hemen ardından gerçekten muhalefet ne yapmalı? Muhalefetten kastım tabii sadece HDP değil, bir bütün olarak Türkiye'de muhalefetin bu konudaki sorumluluğu nedir onu da sormak istiyorum ama önce şu Kürdistan'daki kıyaslamayı yapmanızı istiyorum doğrusu. Evet, ya Kürdistan'da bir savaş hukukunun hakim olduğunu görmek lazım. Yani Kürt sorunundaki politika neyse Kürdistan coğrafyasındaki ekolojik yıkım politikası da bununla doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla buradaki bütün devlet varlığı bu savaş hukuku üzerine kurulu. Şimdi Kürdistan'da ormanlar askeri operasyonlar gerekçesiyle yakılıyor. Batı'da, Türkiye'de ise ormanlar şirketlere peşkeş çekilmiş durumda. Şimdi son dönemde bir kıyas yaparsak, örneğin Batı'da şöyle bir yaklaşım hakimdir. Söz konusu Kürtler olduğunda genellikle bir sessizlik hakimdir. Yani Kürtler söz konusu olduğunda hemen her şey bir mübahtır. Yani devletin bir bildiği vardır. Yaptıkları, yaptığı, ettiği zulümde bir bildiği vardır anlayışı hakimdir Batı'da. Fakat son dönem başlara ilk bölümde de konuştuğumuz o AKP'nin
talan politikalarının bir bütün olarak yaşandığı koşullarda Karadeniz'deki köylü de taş ocağına hayır dediğinde karşı karşıya kaldığı güç asker ve polis oldu. Ve o asker ve polisin şiddetiyle yüzleşti ve orada şu tartışmayı yaptı. Yani demek ki Kürtlere de böyle yapıyorlar. Şimdi AKP'nin politikaları öylesine bir gemi ağzıya almış durumda ki kendisine muhalefet eden hemen hemen herkesin bir vatan hainliği, devlet düşmanlığıyla yaftalandığı koşullardayız. Şimdi dün Kürtlerin ulusal özgürlük talepleri vardı. Kolektif haklar talepleri vardı. Özgürlük, demokrasi talepleri vardı. Buna karşı devletin bir yaklaşımı vardı. Fakat şimdi Batı'da da şu görülüyor ki yani mesele demek ki Kürtlerin neyi nasıl istediği meselesinden ziyade devletin bir bütün olarak demokrasi ve özgürlüklere nasıl baktığı meselesi olduğu görüldü. Yani kıyas yaptığımızda elbette ki Kürt halkına, Kürdistan coğrafyasına karşı işlenen bir kirli savaş hukuku devrede. Fakat bu savaş hukuku aynı zamanda tüm coğrafyada da devreye sokulmuş durumda. Bu son dönem çok net olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Yani bu hem yerellerde yaşanan direnişlerde halkın hatta AKP ve MHP tabanından halkın dahi önemli oranda gördüğü bir gerçektir. Ama aynı zamanda da bu ülkede işte kendisine demokratım diyen, ekoloji, çevreciyim diyen çevrelerin de çok net olarak gördüğü bir meseledir. Fakat buna rağmen örneğin Dersim'de ormanlar yakılırken gösterilmeyen tepkinin sebeplerini tartışmak lazım. Bu bizim gelip tıkandığımız bir nokta. Yani Kürdistan coğrafyasının yakılıp yıkılırken susulduğunda biz esasen bir ekoloji mücadelesi veriyor olmuyoruz. Yani o zaman şu yaklaşımımızın hiçbir karşılığı yok. Yani Amazon ormanları da bizimdir. İşte Kaz Dağları da tüm dünyanındır. Dolayısıyla ekoloji mücadelesinde herkes yan yana gelmelidir dediğimiz koşullarda bütün bu Kürdistan coğrafyasını bunun dışında tutuyor oluyoruz. Dolayısıyla bu tutarsızlığın, bu ikiyüzlülüğün esasen bizim cephemiz açısından ele alınması lazım. Yani devletin ne yapıp ettiğini zaten biliyoruz. Fakat esasen bizim ne yapmamız gerektiği, bizim bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiği anlardayız. Yani gelip dayandığımız sınır tam olarak burasıdır. Peki. Hocam aslında son muhalefet ne yapmalıyı size soracaktım ama sonra düşündüm. Sizin siyasi yanınız da var. Belki arkadaşların size eleştirileri de olur. Onun için yine sizi sona bırakayım müsaadenizle. Ben hemen Cemil Hoca'dan başlayayım. Gerçekten bu kadar şey konuştuk, söyledik ama Türkiye'de bu konuyla ilgili sadece iktidar mı suçlu? Muhalefetin buradaki payı nedir? Bu rant, talan, doğanın tahribatı, işte Kürdistan'daki savaş ve o koşullarda ortaya çıkan tabloyla ilgili muhalefete ne demek lazım? Bir bütün olarak soruyorum. Elbette muhalefetin tümünün aynı düşünmediğini biliyoruz. Ayrıştırarak da yanıtlayabilirsiniz elbette. Buyurun Cemil Hocam. Evet, bence de ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü bu konuda gerçekten muhalefeti tek bir çatı altında toplamak mümkün değil. Parlamentoda bulunan partiler açısından düşündüğümüz zaman bile yani HDP'yi bir kenara tutarak konuşursak diğer sistem partilerinin gerçekten hem ekolojik krizin yaşanan tekil örneklerinin nedenleri ve sonuçlarına karşı yaklaşımları açısından olsun hem de genel olarak bir küresel anlamda yaşanan felaketler, iklim felaketine ve ekoloji felaketlere karşı yaklaşımlarında oldukça ikiyüzlü ve tutarsız olduklarını, daha çok bu partilerden bazı kişilerin iyi niyetli girişimlerin, çabalarının olduğunu söyleyebiliriz ki onu da sadece belki CHP için söyleyebiliriz. Ama sonuçta yaşadığımız ekolojik yıkımın boyutlarını düşündüğümüz zaman bu tür gelip geçici toplumsal muhalefete oyalayıcı yaklaşımların artık sorunu çözmediği gibi toplumda da karşılığının zayıfladığını söylemek lazım. Diğer taraftan yani HDP ve sosyalist sol, demokratik sol açısından düşündüğümüz zaman da
aslında burada da bir sorun olduğunu altını çizmek lazım. Biz de yani bir genel olarak sol, emekçi sol o hareketleri olarak ekolojik felaketleri sadece bir politik bir gündem olarak düşünmememiz gerekiyor. Bir daha büyük bir felaket ve dolayısıyla buna karşı da bu mücadelelere sadece halkın bir mücadelesine bağ kurmak, onunla ilişkilenmek gibi daha pratik ve pragmatik yönlerden çıkıp bütün varlığıyla, bütün benliğiyle katılması gereken bir sorun ve mücadele olarak görmemiz gerekiyor. Bu açıdan gerçekten burjuva muhalefetinin diğer kesimlerine zaten bir şey söylemeye gerek duymuyor ama sosyalist solun, demokratik solun iklim gündemiyle, ekoloji yıkım gündemiyle çok daha derinden bağ kurması gerekiyor. Bütün gövdesiyle bağ kurması gerekiyor. Ve bir departman olarak görmemesi gerekiyor. Kuşkusuz demokratik yani demokratik sosyalist muhalefetin önünde de bu güvenlikçi faşist hukukun şiddetin yarattığı bir sürü engel var ama buna rağmen sonuçta bu engeller her zaman şu ya da bu şekilde vardı ve halkımız ve bu yasaklara, bu şiddete, bu baskıya rağmen yine de doğasını, ormanını, tarımını, suyunu savunmaya çalışıyor, çabalıyor. Dolayısıyla en azından bu alandaki güçlerin daha fazla enerji ve çaba göstermesi gerektiği açık. En azından biz bunu yapalım. Yani ekoloji söylemimizi sadece günübirlik ya da geçici bir gündem olarak görmeyelim. Bu alana çok ciddi bir emek harcamamız gerektiğini altını çizmek peki isterim. Son turumuz olduğu için biraz daha kısa tutuyorum. Kusura bakmayın çünkü sonuçta zamanımız daha az kaldı. Vahap Hocam sizinle devam edelim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Muhalefetin rolü ve görevine ilişkin ne dersiniz? Yani aslında muhalefet deyince biz biraz ülke olarak şeyi anlıyoruz. Meclisteki muhalefet ya da sistemin yarattığı muhalefet anlıyoruz. Fakat bence bizim derdimiz o muhalefet olmalı. Bu böyle biraz açılması gerekiyor. Çünkü HDP'yi bir kenara koymamızın tek sebebinin bile geldiğimiz zaman toplumsal bir muhalefet yaratması meselesi var. Halbuki bütün toplumsal kesimlerin yaratabileceği ve yarattığı o enerjinin muhalefetine ihtiyacımız var. Halbuki üçüncü bir yol her zaman mümkün diyebilmeliyiz ve gerçekten bu yolu yaratabilecek gücümüz var. Yani ne iktidarından ne var olan sistemin yarattığı siyasetin kendisinden politikalarına biraz şey değiliz. Mecbur değiliz aslında. Böyle biraz görülebilmesi lazım. Kesildi ses sanırım. Geliyor mu sesim Abdülhab? Şimdi geliyor. Peki. Devam edin kaldığınız yerde. Kısa bir kesinti oldu. Dediğim gibi gerçekten toplumsal bir muhalefetin kendisine bir ihtiyaç var. Halbuki bunun aslında Türkiye'deki hem sistem karşıtı hareketler hem kendini sol diye tanımlayan bütün gruplar anarşistlerden tutalım kadın hareketlerine kadar bir toplumsal muhalefet zeminine ihtiyaç var. Ötesi tarafta baktığımız zaman muhalefet belediyeciliğine bile baktığımız zaman hala ekolojik anlamda veya tamamen bu talanı önde durabilecek ne imar planları ne de var olan zeminde bir politikaları olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bunu biraz böyle açabilmek. Halbuki bunların böyle gerçekten ekolojik alanda veya Türkiye'deki bütün sorunlar karşısında bir muhalefet yaratabileceği biraz zor bir mesele olarak durmaktadır. Zira var olan statükonun yarattığı partiler bir anlamda ve evet bugün biraz ülkede gerçekten toplumsal muhalefetin kendisi bu siyasi partileri bir yerden mecbur etmiş bir noktada. Fakat bunun gerçekten toplumsal bir zemine dönüşmesi, toplumla birlikte gelişmesi gerekiyor. Ve bunun aslında dünyanın her tarafında bakılması gereken bir şey. Şunu görebilmeliyiz. Bugün dünyada artık sağ ve sol çelişkilerinden öte bugün ekolojik bir kriz var. Ve kadın meselesi artık gerçekten tamamen görünmekte ve tahakkümün tamamen nasıl topluma yaydırıldığı meselesi, bunun aslında doğa ve kadın özneleri olduğu üzerinden baktığımız zaman bugün muhalefet zemininin de toplumsal muhalefetin de ve üçüncü bir yol diyoruz. Bunu yaratacak zemin tamamen bu mücadelelerin birleştirilmesine yan yana durmasında geçmektedir. Evet. Ve bunların gerçekten bu ülkeye sunabileceği alternatif bir yaşam, alternatif bir
model sunabilmeleri gerekmektedir. Yoksa eğer zaten var olan falanla birlikte bugün ne kadar yaşadığımız iktidarın politikaları karşısında artık tamamen aslında açıkça görülebilen bir şey var. Düşünün ki sellerde yüzlerce insan ölebildi ve bu kadar neredeyse cesetler sulara vurdu, kıyılara vurdu. Bu kadar açıkken muhalefetin toplumsal bir muhalefet zeminine evrilmesi gerçekten bir reçete verilmesine ihtiyaç var. Peki. Hocam son sözü de size verelim. Doğrusu bu konuyla ilgili belki HDP'ye dönük eleştiriler de gelir diye düşündüm ama demek HDP diğerlerinden iyi yapıyor işini. Ama sizin de söyleyecek sözünüz vardır muhalefetin rolüne ilişkin. Mümkünse 2-3 dakikada evet. Özetleseniz sevinirim. Evet, biz HDP olarak bu mücadelenin doğrudan bir parçasıyız ama elbette kendimizi çok ciddi eleştiriyoruz. Hala durum öyleyse bu da elbette bizim de bir payımız mutlaka var ve biz buradan kendimize mücadeleyi daha da geliştirme, daha da yükseltme ve mümkünse başarma hedefini koyarak kendimizi tartışıyoruz. Bunu söyleyeyim. Ama bu anlamda tabii bütün burjuva partilerden ve burjuva muhalefetten de kendimizi elbette ayırıyoruz. Ayırmamızın da bir ideolojik yanı var. Yani başta söylediğimiz üzere yaşanan ekolojik yıkımın sebebini kapitalizm olarak ortaklaşmıştık. Dolayısıyla ekolojik yıkıma karşı antikapitalist bir çizgiyi inşa etmek zorundayız. Yani nerede kaybettiysek orada bulacağız. Dolayısıyla bugün antikapitalist olmayan, antifaşist olmayan, anti sömürgeci olmayan bir ekoloji mücadelesinin başarma şansı yok. Sadece bulunduğumuz alanları koruyabiliriz. Fakat görüldüğü üzere bulunduğumuz alanları dahi, yani köyümüzü, ormanımızı dahi, tarlamızı dahi koruyamadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ekoloji mücadelesinin çapının doğru tariflenmesi ve buna karşı mücadelenin de doğru ortaya konması lazım. Şimdi adını koyarak söylemek istiyorum. İşte muhalefet dedik, yani burjuva muhalefet, CHP'den bahsedildi. Çünkü alanda olan bir parti. Fakat CHP'nin yaklaşımı şu, evet bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var dediğiniz anda bu yıkımı engelleme şansınız yok. Çünkü Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı yok, enerji ihtiyacından fazla üretimi var. Dolayısıyla eğer şunu dediğiniz koşullarda elbette ki ülkemizde yatırım olacak dediğiniz anda şöyle demiş oluyorsunuz. Yani bu madeni burada buraya değil de şuraya yapın demiş oluyorsunuz. Şimdi CHP politikası bu. HDP'yi burada ayrıştıran nokta bu antikapitalist çizgisidir. Yani insana ve doğaya rağmen bir kalkınmacı modelini biz reddediyoruz. Yani insanın geleceğini karartan, zehirleyen, doğanın geleceğini karartan, zehirleyen hiçbir ekonomik kalkınma modelinin sahip savunulamayacağını söyleyerek HDP bütün diğerlerinden ayrılıyor. Dolayısıyla HDP'yi farklı kılan nokta bu. O yüzden biz sadece pratik mücadele yürütmüyoruz. Sadece bu gözümüzün içinde gözümüzün önünde gerçekleşen bu yıkımlara itiraz etmiyoruz. Aynı zamanda ekolojik bir parti olarak da bir gelecek paradigması ortaya koyuyoruz. Yani bir işin bir tarafı bu paradigma meselesi, bir tarafı da pratik olarak bu soygun ve talan düzenine karşı mücadele örgütlüyoruz. Peki. Çok teşekkürler Murat Çepni, HDP İzmir Milletvekili, Cemil Aksu, HDP Ekoloji Meclisi'nden ve aynı zamanda Polen Ekoloji yazarı ve Abdülvahap Işıklı, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek dileğiyle sizlerle. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.